size bir başarı hikayesi anlatmayacağız. Size yüzlerce, binlerce başarı hikayesinin ana vatanının kuruluş günlerini hatırlatacağız. Kuruluş yıllarında organize sanayi bölgesinde olan firmaların bugünkü yöneticileri bir sanayi mıntıkasının nasıl sanayi mıknatısına dönüştüğünü anlatacaklar. Kolay değil de elbet Türkiye'nin kalkınma hamlesinin en güçlü kalelerini inşa etmek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki bir grup girişimci tıpkı Geri Reis'in haritasını çizdiği gibi yeni dünyaların keşfine çıkıyor, eminlerin rotasını belirliyorlardı. Milletler Arası Kalkınma Teşkilatı artık Paralar Fonu'ndan Maliye Bakanlığı'nca sağlanan 25 milyon liralık bir fon vardı. Ama bu kaynak nereye gidecekti? 9 ilde araştırma yapılıyor. Nerede olmalıdır organize sanayi bölgesi diye. İşte bu çalışmanın neticesinde İstanbul'a yakınlığı, o körfezin sanayi kapasitesinin büyük bir potansiyel taşıyor olması, Bursa'nın bu potansiyelinin önemli bir noktasında yer almış olması, denize yakın olması, yetişmiş iş gücünün ve teşebbüs gücünün olması, yol kavşakları üzerinde olması gibi nedenlerle ve bana sorarsanız bunların hepsinden daha da önemlisi, projenin hayata geçirilebilme şansının Bursa'da olduğunun öngörülmesi gibi bir noktadan hareketle proje Bursa'da başlatılmıştır. Bu krediyi alabilmenin şartı, şehrin imar planında organize sanayi bölgesi için yer ayrılmış olması ve kredinin %10'u kadar bir paranın hazır olmasıydı. Odanın o kadar parası vardı ve Bursa 1958'de yaşanan kapalı çarşı yangınından sonra İtalyan mimar Pisinato'ya bir şehir planı çizdirmişti. Ve bu planda o güne dek Türkiye'de olmayan sanayi bölgesi için Yalakçayır'ında yer ayrılmıştı. Borç yükü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'ni korkutuyordu. Bölgenin yapılmasına dair karar günler süren tartışmaların sonunda sabah ezanlarına kadar devam eden 12 saatlik oturum sonucu kabul edildi. Düşünebiliyor musunuz? Alacağınız borç 25 milyon, bütçeniz 1,5 milyon. 20 katına yakın büyüklükte bir borca giriyorsunuz ve organize sanayi bölgesi ne demektir? Hiç kimsenin bir fikri yok. Pilot sanayi için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Kalkınma Ajansı arasında 19 Temmuz 1962'de kredi anlaşması imzalandı. Bölgenin temelinin atılması diyebileceğimiz olay, bölgeye su taşınması için yapılan Keson kuyularının temelinin atılmasıdır. Tarih 10 Eylül 1962 idi. Bölgenin yapımı sırasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na Hasan Alkoçlar, Kamil Tolon, Abdi Biçen başkanlık yaptı. İlk yollar açıldı, ilk depolar, ilk trafolar kuruldu. Resmi açılışı 6 Kasım 1966'da yapıldı. O gün kürsüden konuşma yapanlardan biri de genç genel sekreter Ergün Kağıtçıbaşı'ydı. Bursa'nın genlerinde OSB DNA'sı vardır. Sanayi artık Anadolu'ya dağılmaktaydı. Devletin desteği mühimdi. Bir büyük şehir, bir
bir çekirdek şehirden bir büyük şehir haline almıştır. Tabii ki şehirler kendi başına gelişmez. Ülkeler kendi başına gelişmez. Rehber lazımdır. İlk rehber siyasettir. Siyasetin kalkınmaya, gelişmeye, büyümeye, güzelleşmeye müsait politikalar takip etmesi lazım. Vatandaşı teşvik eden politikalar takip etmesi lazım. Bursa'nın gelişmesinde 60 seneye yakın süre içerisinde ben de varım. İlk araziyi Sifaş aldı. 1964'te henüz sanayi bölgesi açılmadan çalışmaya başlamıştı. İkinci fabrikaysa Yıldız Yün Mensucat'tı. Koç Holding'in Aygaz LPG Dolum Tesisi 1966'da bölgede faaliyete başladı. Bursa'nın İpek'i İpeker tezgahlarından çıkınca daha o dönemde markalaşıyordu. Kral Faysal'ın, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın, Kraliçe Begüm'ün ziyaret ettiği fabrika şehre sığmıyordu. Bursa'nın içinden de yeterince firma o zaman çıkmıyor. Evet, Bursa, Bursalı önce sanayiciler olacağını bekliyorsunuz ama ülkemizde de çok sayıda bu kurumsallıkta sanayi şirketi o dönemde yok. Bölgeye yatırımcı çekmek için çaba başladı. Ya kimse gelmezse endişesi de çabası. Westerman bana o zaman tabii, korkma genç adam, bütün dünyada böyle olmuştur. Göreceksin, bu proje başarıya ulaşacak. Endişe etme. Sanayi bölgesi kavramını Türkiye bilmese de dünya biliyordu. Yabancı müşterileriniz moda markaları o dönemde geldiklerinde daha Avrupa'da gördükleri gibi organize tesisler görmek istiyorlar. Bölük pörçük ayrı yerlerde tesisler Avrupalı görüntüyü ortaya koymuyor. Onların aklında daha kurumsal firmalarla çalışmak olduğundan bizlere öncelikli faydası ihracatımızı arttırabilmemizde organize sanayi bölgesinde olmak tabii ki çok güzel bir vitrin oluşturmuştur yabancı. Bunun yanında çevresel faktörlerini arıtması vesaire, ortak arıtma bunları eklediğinizde bunlar da gene ihracatı hepsi destekleyici hamleler. Karsa'nın serüveni ise 1966'da 269 bağımsız girişimciyle başladı. O zaman bu insanların birleşerek bir ölçek yaratıp otomotiv sanayinin de büyümeyi ortaya koyan bir vizyonun ürünü aslında Karsan. Dönemin bakanı Mehmet Turgut, krize sürüklenmekte olan karosari atölyelerini bir araya toplayarak devlet eliyle bir özel girişim başlattı. Peki bugün dönüp baktığımızda sanayi bölgesinde olmak Karsan'a ne kattı? Karsan'ın yaşı organize sanayi bölgesinin yaşıyla eşte diyebiliriz bir şekilde. Tabii Bursa'ya çok büyük katkıları var. Bursa'nın da organize sanayiye katkıları var. Karsan'a da çok büyük katkıları var. Aslında üç tane temel özelliği var. Otomotiv sanayinin de çok ihtiyaç duyduğu üç temel özelliği var organize sanayi bölgesinin ve Bursa'nın. Birincisi bunun yan sanayiyle beraber olması, otomotiv ana sanayinin, ki ana sanayinin doğuşuyla beraber yan sanayi şirketleri de onun etrafında burada kümelendi, burada doğdular, burada büyüdüler. İkinci, yani yan sanayiyle beraber olmak çok kritik. İkincisi limanlara yakınlık. Tabii otomotiv global bir sektör. Dolayısıyla bütün dünyaya yakın olmanız lazım. İhracat açısından da Türkiye'nin en büyük ihracatı otomotiv sektöründen biliyorsunuz. Üçüncüsü de yetişmiş insan potansiyeli. Bursa bu konuda otomotiv sanayinin gelişmesinde insan kalitesiyle, yetişmiş insan yoğunluğuyla çok önemli katkı sağladı. Teknik öğretmenler Talat Deniz, Kemal Coşkun Öz ve Süleyman Beltan'ın kurdukları SKT, organize sanayi bölgesine 1967'de taşındı. Şimdi geldiğimiz nokta
yer köşesinde en gelişmiş ülkelerin markalarının ayarında üretim yapıyoruz ve hani bayağı teknolojisi gelişmiş ülkelere ihracat da yapabiliyoruz. Torunu Kaan Türkel, dedesinin odasında konuştu bizimle. Çok emek vermişler, çok büyük emek var. İlk başta hatta ilk elektrik motorunu yapıyorlar. İlk kauçuğu Türkiye'ye getiriyorlar. Cesurlar, vizyonerler ve ne yaptıklarını biliyorlar, işlerini biliyorlar. Teknik öğretmen oldukları için. Türkiye'de otomotiv sektörünün öncü markası SKT, yenilikçi ve mükemmelliyetçi gelecek vizyonuyla hayallerini gerçeğe dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyor. Genç kuşak da OSB'de olmanın avantajlarına dikkat çekiyor. Özellikle tabii işte elektrik, doğalgaz veya enerji anlaşmalarının bölge tarafından yürütülmesi başlı başına bir avantaj. Bunun dışında da atık su arıtma tesisleri ve her türlü yasal mevzuata uygun altyapının sağlanması konusunda bize oldukça avantaj sağlıyor. Karsan'ın da kurucu üyeleri arasında yer alan Kemal Coşkunöz, SKT'den ayrılarak kendi fabrikası Coşkunöz'ü kurdu. İlk yaptığı pres makinesine bir kolunu verecek kadar kendini kaptırarak çalıştı. Bu görmüş olduğunuz makine 1960 yılında İstanbul'da bir arkadaşımın, yani bir abimin atölyesinde kendim bizzat bütün parçalarına varıncaya kadar kendim yaptım. 29 günde yaptım. Bursa Demir Çelik Döküm Sanayi Burçelik 1968'de kuruldu. Bizim kurucularımızdan Şevket Kömürcüoğlu Bey ve arkadaşı Mustafa Evirgen Bey o dönemlerde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı. Ülkemizdeki ilk endüksiyon ocaklı modern ergitim teknolojisine sahip firmalardandı. O güne baktığımızda bugünden çok farklı. Yani buranın imkanları sayesinde de, bu bölgenin getirdiği avantajlar sayesinde de bugünkü haline geldi. Dünyanın önde gelen şirketleriyle rekabet eden, aynı zamanda dünyanın önde gelen şirketlerine ürün satabilen, büyük şirketlere ürün satabilen bir şirket haline geldi. Bunda organize sanayi bölgesinde bulunmanın katkısı çok büyük bence. Dünyanın en eski tekstil firmalarından olan Coat, Türkiye'deki yatırımını Haliç'ten Bursa'ya kaydırırken önemli bir ilke de imza atıyordu. Bu evet cesur bir karardı. Çünkü Coats Türkiye şu anda Bursa'ya geldiğinde Bursa'nın ilk yabancı sermayeli firmasıydı. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde Bursa'da kurulmuş ilk yabancı sermayeli firmaydı. 6 kıtada 50 ülkede faaliyette olan Coats, dünyadaki 3 Ar-Ge merkezinden birine sahip Türkiye fabrikasında sadece tekstil için değil, otomobil lastiğinden NASA için üretilen ipliklere kadar geniş bir ağda üretim yapan endüstriyel iplik şirketi. Doğru kararı verdiğimizi şuradan anlıyoruz. 1968'den buraya taşınmaya başladıktan sonra şu anda çok farklı sektörlerde endüstrilere ürün verebilen, NASA'daki bir uydu için ürün üreten, otomotiv sektöründe ya da farklı sektörlere ürün üretebilen bir firmayız. Bunu organize sanayi bölgesinin desteğiyle beraberce başardık. Bursa organize sanayi bölgesine gelen yabancı ortaklardan biri de Makko'dur. Koç Holding bölgeye ikinci yatırımını yapar ve İtalyan Magneti Marelli ortaklığıyla 1969'da marş motoru, alternatör ve dispiritör üretmeye başlar.
İlkinde olmak büyük bir avantaj. Çünkü alan seçilirken hakikaten çok ciddi bir alan seçilmiş. 80 bin metrekare gibi, 80 dönüm gibi bir alan seçilmiş. Şu andaki genel yapıya baktığınız zaman organizenin içerisinde yer bulmak bile çok büyük bir problem. Kaldı ki 80 dönüm yerden zaten bahsedemiyoruz çünkü o kadar toplu alan yok. Dolayısıyla hakikaten burada Koç grubu o dönem çok vizyonel davranmış Marelli ile birlikte. Marelli Mako, Türk otomotiv sanayine aydınlatma ve elektromekanik parça üretimi ve 100 mühendisin görev aldığı ARGE merkeziyle destek veriyor. Son derece önemli. Son derece tertipli bir yapıya kavuşmuş. Niye? Çünkü sıfırdan alındığı için, Greenfield'dan başladığınız için böyle ciddi bir avantajı var. Yavaş yavaş organize sanayi bölgesi geliştikçe belli bir tertiple, belli bir planlamayla, belli bir düzenle gelişmiş. Dolayısıyla organize sanayi bölgeleri içerisinde, Türkiye içerisinde baktığınızda hakikaten bu ayrıcalığı, bu tertibi, düzeni çok net hissedebiliyorsunuz. 1970 Ocağı'nda yine Bursalı sanayici, iş adamı, küçük sanatkar ve halk girişimcilerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş, halka açık bir anonim şirket olan ÇEMTAŞ faaliyete başlar. 863 ortaklı şirket, Türkiye'deki ARKO ocaklı vasıflı çelik üreticisi olarak özel siparişlere göre üretim yapar. Gazeteler büyük bir sanayi arsası kuruluyor diye başlıklar atıyor. Yine aynı dönemde bir dokumacılar şehri olan Bursa'da bir grup metal ve döküm sanayiyle uğraşan iş insanı daha otomotiv şehri olmamış Bursa'mızda tamamı halka açık olarak ve o dönem için son derece muğlak ve bilinmez görülen organize sanayi bölgesi içinde vasıflı çelik üretmek için ÇEMTAŞ'ı kuruyor. Türkiye'nin vasıflı çelik alanında ilk ARGE merkezi de ÇEMTAŞ'tadır. ÇEMTAŞ, 52 yaşında sürdürülebilir büyüme hedeflerindeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Bu cesur insanların kurduğu ÇEMTAŞ'ın da Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin de halen ve güçlenerek yaşıyor olması takdire şayandır. Ve ÇEMTAŞ'ın Bursa Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alma kararı vermesinin ne kadar doğru bir karar ve kurucularının ne önemli vizyonerler olduğunun göstergesidir. Temeli Volvo için atılan ancak OYAK yetkililerinin Renault 12 modelinin Türkiye şartlarına daha uygun olması nedeniyle Fransız Renault şirketiyle işbirliğine gittikleri OYAK Renault otomobil fabrikaları 1971'de faaliyete geçer. Ve Türkiye'nin ilk otomobil ihracatı da Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılır. Türkiye'nin otomobille alakalı hikayesinde Bursa Organize Sanayi her zaman birinci rol oynamıştır. Önümüzdeki dönemde de oynamaya devam edecektir. Aslında Renault'un hikayesi şehirle kol kola yürüme hikayesidir. Bursa halkıyla birlikte olmaktan OYAK Renault son derece mutlu. Biz Bursalı bir şirketiz. Ben de Bursalıyım. Bütün hayatım boyunca Bursa'daki bu gelişmeyi, Türkiye'nin gelişmesinin önünde ve Türkiye'deki sanayi gelişmesine öncülük etmesinden dolayı da bir Bursalı olaraktan son derece gurur duyuyorum. Boş Türkiye'ye yatırımını İstanbul'a odaklamışken, organize sanayi bölgesinin açılmış olmasının cazibesiyle Bursa'ya gelir. Dizel sistemler için enjektör memesi üretmeye başlar. O dönemde hem hükümetin hem de kamu idaresinin tavsiyeleri ve buradaki OSB'nin vermiş olduğu fırsatlar sayesinde Bursa'ya karar verilmiş. Yani bu ne demek fırsatlar? İşte bir altyapınız var, kesintisiz bir altyapı var ki bu üretim için çok önemli. Yani ne kadar kesintisiz bir altyapıya ihtiyacı sağlayan bir şirket varsa siz bunlarla uğraşmıyorsunuz. Siz sadece kendi işinize konsantre oluyorsunuz. Boş, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında 7000 çalışanla güç aktarma çözümleri üretiyor. Dizel ve benzinli enjektörleri için yeni teknolojiler geliştiriyor. Son 50 yıla baktığım zaman da işte Bosch'la beraber OSB de kendini inanılmaz derece geliştirmiş. Biz işte 150 kişiyle başladık, şu anda 7000 kişi olduk. Ve ihtiyaçlarımız, yatırımlarımız arttı o konuda. 2 milyar euro yatırım yaptık. OSB de altyapıda kendisine bu yatırımları gerçekleştirmiş ve ben şu anda bu 2 milyarlık yatırımımı hiçbir durdurmadan
faaliyetlerimi sorunsuz bir şekilde yürütebiliyorum. Bu sayede müşterinin bana olan güvenini sağlıyorum. Benim de OSB olan güvenim. Onlar da benim güvenimi kazandılar bu anlamda. Yalnız olmak başka, bir arada olmak başka. Organize Sanayi Bölgesi'nin ve sanayinin Bursa şehrine çok büyük katkıları var. Bölge var oldukça biz de burada oluruz. Çalışanlarınız için güzel bir ekosistem var burada. Bu başarının da içerisinde organize sanayinin katkısının büyük olduğunu düşünüyoruz. İyi ki organize sanayi bölgesindeyiz. Bu bir cesaret ve başarı öyküsü. Güçlü olsa bile güçlü üretim tesisi demek. Her ailenin Oyakmeyo'dan çıkan arabayla yazılmış bir hikayesi vardır. Ve bütün bunların kaynağı da Bursa Organize Sanayi Bölgesi'dir.